أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Cenab-ı Allah'a bizi saptırmakla görevli işini, hayatını bunun üzerine kurgulamış şeytandan Cenab-ı Allah'a sığınıyor. Rahman, Rahim, bol merhametinin adıyla diyor, yardım dileniyor. Övgüyü, takdiri Allah'a ait kılarak, selatı, selamı Efendimiz Aleyhisselam'a ait kılarak sözlerimize başlayalım. Değerli kardeşlerim, geçen hafta başladığımız bu canlı yayın programımızın bugün ikincisi. Haftalardır konferans salonunda beraber yapmış olduğumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri üzerinden ve Kur'an'ın ayetleri üzerinden hayatı okuma çalışması, sohbetleri bugün buraya, bu mevkiye taşındı. İnşallah bu ve bundan sonraki programlarımızı sosyal medya üzerinden yapmaya gayret edeceğiz. Allah'tan muvaffakiyet diliyorum. Cenab-ı Hak bizi ilim ve anlayış olarak genişletsin. Okuduklarımızı, anlattıklarımızı gerçekte anlayan, onu uygulama iradesi, kararlılığı gösteren insanlardan eylesin. Nitekim hayata kılavuz olarak önümüzde açık duran Kur'an, kelimesi kelimesine Cenab-ı Allah'ın sözleridir. Madem onun sözleridir, yalan yoktur. Madem onun sözleridir, eğrilik yoktur. Madem onun sözleridir, eksiklik yoktur. Madem onun sözleridir, dengesizlik yoktur. İşte o programlarımızın yapılış formatını da hatırlatayım. Önce Efendimiz Aleyhisselam'dan bize nakledilen bir ya da birkaç hadis üzerinde konuşuyor. Ardından ikinci yarısında da Meryem Suresini merkeze almıştık. Ondan 71 ayet kadar bir bölüm okuduk. Onu bugün özetle sunacağız. İnşallah yetişirse önümüzdeki haftada yeni bölümle ilgili ayetleri konuşmaya çalışacağız. Bir daha belirtmekte fayda var. Allah'ın kitabıyla hayatı yaşamak, kusursuz yaşamayı da bize sağlayacak. Dengeli şafayı bize sağlayacak. Allah'ın kitabıyla hayata bakmak, hakla bakmayı, adaletle davranmayı, iyilikle yaşamayı bize sağlayacak. Çünkü bütün bunların kaynağıdır Allah ve o kaynak bize bütün bunları öğretmek için kitabı indirdi. Bütün bunları yaşayarak göstermesi için peygamberi gönderdi. İlk haberimiz daha çok şu anda yaşadığımız halde ilgili bir mevzuyu aydınlatmaya yöneliktir. Tevekkül ve tedbir. Bakınız birkaç haber üzerinden olayı değerlendireyim. İlk haberimiz Avf bin Malik isminde bir sahabiden geliyor. İki davalı Allah Resulü'nün yanındadırlar. Allah Resulü üzerine oturduğu post, hayatla ilgili ne tür sorunlar varsa çözmeye kaynaklık eden bir posttur. Derdi olan ona varır. Evlenecek olan ona gider. Boşanacak olan yine ona gider. Kazanamayan yine ona gider. Kazanıp da kazandığıyla ne yapacağını bilmeyen de ona gider. Ağlayan, sızlayan da ona gider. Sevinçli, mutlu olan da ona gider. Yani o bize nasıl sevinmeli, nasıl üzülmeli, derde derman nasıl bulunmalı, gözyaşı neyle silinmeli, sıkıntılar, kederler neyle atlatılmalı, bütün bunları bize öğreten kaynaktır Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Avf bin Malik der, iki davalı adam Allah Resulü'nün yanındadır. Resul-i Ekrem iki taraflı dinler.
dinledikten sonra birisinin aleyhinde, diğerinin lehinde kararı verir. Giderek aleyhte kararı verilmiş olan kişi kendi kendine hasbunallah ve ni'mel vekil çekerek gitmiş. Yani Allah bana yeter, o ne güzel vekildir zikrini çekerek gitmiş. Resul-i Ekrem, Allah Resulü, zikrin ne zaman, nasıl kullanılması gerektiğini de öğreten bir insan olduğu için, halden, ahvalden bu zikrin yersiz kullanıldığını sezer ve hemen arkasına haber sarar. Adamı bir daha çağırır, çağırırlar. Döner, sen ne diyordun gider ayak diye sorar. Adam, ya Resulallah, hasbunallah ve ni'mel vekil çektim diyor. Karar aleyhinde verilmiş. Ve gider ayak bu zikir, adam tedbirleri almadan, kendisini haklı çıkartacak delillere başvurmadan, bu konuda gayret ortaya koymadan, tembel ve aciz bir şekilde, ucuz, zikri ucuz yerde kullanarak, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir deyince, aleyhisselam, bakın nasıl bir değerlendirme yapmış. Hayır diyor, Allah acziyeti sevmez. Allah tedbirsiz, kendisi için lazım olan işlere koyulmadan kuru kuruya Allah bana yeter diyen insanı sevmez. Bilakis Allah kimi sever? وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ Gayret ve çaba sana düşer. Gayret ve çabadan sonra yine de sıkılacağın, daralacağın bir halle karşılaşırsan bil ki bu Allah'tandır ve hemen bu zikri hatırla. Ne de yani isyan etme, sağa sola savrulma. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diyerek o sıkıntıyı karşıla. Öğrettiği şey açıktır. Tedbir, alınmadan tevekkül, Cenab-ı Hakk'ın hoşlandığı bir hal değildir. Bakın yine benzer bir haber. Adam Badiye'den gelmiş, kırsal yerden. Aleyhissalatü vesselamın yanında mescide girmiş ve Resul-i Ekrem'e sormuş. Ya Resulallah demiş. Devemi bağlayayım da mı tevekkül edeyim yoksa bırakayım mı tevekkül edeyim? Öyle ya. Tevekkül nasıl yapılırsa doğru yapılmış olur. Bakın aleyhisselamın cevabına deveni bağla ondan sonra tevekkül et. Deveni bağla ondan sonra tevekkül et. Nitekim güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlıdır. İkisi de hayırlı olmak kaydıyla. Ama daha hayırlısını eğer bilmek istiyorsa o güçlü kuvvetli mümindir. Kuvvetli mümin ne demek? Hadisin devamına bakın. İhris ala ma yenfa'uk. Sana fayda vereceğini bildiğin şeylere yönel. O konuda gayretkeş ol. Vesta'in billah. Ondan sonra Allah'tan yardım dile. O işlerin senin lehinde sonuçlanması, sana faydalı sonuçlanması için gerekli sebeplere sarıl, ardından Allah'tan yardım dile. Ve la ta'ciz, ta'caz, sakın acze düşme, tembelliği, ataleti tercih etme. Eğer bundan sonra sana bir şey arz olur, bir sıkıntı gelirse, sakın bu durumda da keşke diyebileceğin cümleler kurma. Şunu şöyle yapsaydım şöyle olurdu, şöyle yapmadığım için şöyle oldu gibi şeytana kapı aralayan ifadeler, cümleler kurma. Sen sana düşeni yaptın mı? Yaptın. Gerekli sebeplere başvurdun mu? Vurdun. Tedbirleri aldın mı? Aldın. Sonrası nedir? Sonrası hasbunallah'tır. Allah bize yeter. Ondan sonra tevekkül anlamlıdır. Cenab-ı Hakk'ın tevekkülünü yani bize olan desteğini sağlamanın ilk adımı sebeplere sarılmaktır. Bugün de içinde bulunduğumuz durumu bu anlamda değerlendirelim. Evet, gerek sağlık kuruluşlarının, gerek Sağlık Bakanlığı'nın, gerek bu konuda bilim kurullarının bize
bu musibetten, bu hastalıktan nasıl kurtulacağımız ve bundan nasıl uzak duracağımızla ilgili talimatlarına, öğütlerine mutlaka kulak vermek durumundayız. Söz konusu edilen o 14 madde mümkün olduğu kadar uygulanmalıdır. Değilse insan canı bizim için sahip olduğumuz kıymetler arasında en kıymetli birinci sıraya yerleşir. İnsan canı Allah'ın bir ayetidir. Bir insana kıymak bütün aleme kıymak gibidir. Bir insanı kurtarmak bütün alemi kurtarmak gibidir. Allah'ın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı böyle bir varlığı bizden dolayı marazlı kılmak, zarar vermek hiçbirimizin harcı ve kârı değildir. Bu nedenle alabildiğine tedbirlerimizi sıkı tutacak ama tedbiri evhama dönüştürmemek üzere de bundan sonrası Allah'a ait değil, şu ayeti belki mana olarak telaffuz edeceğiz. Ne diyordu Cenab-ı Hak? قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. Şunu söyleyin. Çünkü bu konu çok önemlidir. Herkes bilsin, yayılsın bu ifade. Siz gerekli tedbirleri aldıktan sonra bilmelisiniz ki size isabet edecek herhangi bir sıkıntı mutlaka Allah'ın yazgısına tabidir. Allah yazmadan hiçbirinize en ufak bir zarar ya da bir fayda gelmez. O nedenle bizim tevekkül konusunu da göstereceğimiz doğru bir duruş ve tavır evhamdan bizi kurtaracaktır. Telaştan, korkudan bizi kurtaracaktır. Şu anda bu dengeyi sağlayamamaktan kaynaklı bir sıkıntımız da maalesef var. Hem tedbir hem tevekkül. İkisi aynı kaynağın iki ayetidir. Sebepler Allah'ın yarattığıdır. Tevekkül de Allah'ın emrettiği. Madem ikisi de Allah'tan, onu ikisini ayrı ayrı birbirlerine zıtmış gibi düşünemeyiz. Peki böyle bir durumda daha çok ne yapılmalı? Yani bir musibete uğradığımız zaman yapılması gereken şeyler neler? Konuyla ilgili belki çok sohbetler dinledik. Mümkün. Onlara bir katkı sağlamak adına, belki yeni bir pencere açmak adına ben de bende olan bilgiyi paylaşayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize iletmiş olduğu bu benzeri sıkıntı, bela, musibetlerle karşılaştığımız zaman ne yapacağımızı bize öğrettiği çok önemli bir söz. Bakın ne diyor? اِنْ قَامَتِ السَّاعَ وَفِي يَدِ اَحَدِكُمْ فَسِيبًا. Kıyametin kalktığını, koptuğunu bilseniz, elinizde eğer bir hurma fidanı varsa ve kıyamet size gelmeden bu fidanı dikme zamanını bulmuşsanız فَلْيَعْرِسْهَ, onu dikiniz der. Onu dikiniz. Ne demek bu yani? Halbuki fidanı diksen gölgesi ne belki senin ömrün yetmeyecek. Kıyamet koptu kopacak. Geldi kapına dayandı. Elinde bir fidan var. Fidan yıllar sonra yarayacak bir iş. Ama insanlığa, sana yaramazsa bile nesillere, geleceğe yarayacak bir iş. Yapılması gereken nedir? Aman Allah'ım kıyamet kopuyor deyip namaza mı durmaktır? Hayır. Zikre mi koyulmaktır? Hayır. Telaşlanıp kaçmak mıdır? O da hayır. Peki ne? Kıyamete karşı seni en güçlü kılacak olan önündeki işi ammenin menfaatine sunmandır. Elindeki işi ammenin menfaatine, toplumun faydasına sunmandır. İşte o fidan dikme işi böyle bir iştir. Ve kıyametle senin aranda bir siper oluşturacaktır belki. Bir korunak oluşturacaktır o amel. Elindeki fidanı dik. Şimdi fidanlarımızı düşünelim. Böyle hassas bir zamanda öldürücü bir hastalığın bütün
insanlık alemini kapsadığı bir zamanda acaba hangi şeyleri yapma ammeye fayda sağlayıcı bir iştir? Yani fidanlarımız nelerdir bizim? Dersek cevaben aklıma ilk gelen şey, toplumda tam da böyle bir ortamda zaafa düşmüş kimselere el uzatmaktır. İlk aklıma gelen odur. Bizde olanı olmayanlarla paylaşmaktır. Büyük bir fabrika işletiyor olabilirsiniz, işverensiniz. İşçiniz zaafa düşmüştür, zayıf düşmüştür. Ya da bir esnafsınız, çalışanınız zayıf düşmüştür. Onu işten eve gönderdiğiniz zaman geçimini sağlamakta zorlanacaktır. Hele hele daha önceleri, bundan da önceleri zaten geçimliliği hiç olmayan fakir, miskin, yetim insanların varlığından haberdarsa fırsat ganimettir diyecek ve elimizdeki fidanı dikeceğiz. Fidanımız ne? Hani Aleyhisselam ne diyor? Bana fakirleri çağırın diyor. Zayıf insanları bana çağırın. Ya da bir başka ifadeyle, beni arıyorsanız zayıf insanlara varın. Çünkü ben onların yanındayım. Ben onların yanındayım. Onları memnun ettiğiniz oranda siz söz konusu bu musibetlere karşı kendinizi koruma altına alırsınız. İhtiyaçlarını giderdiğiniz oranda. O zaman evet, bize bu konuda alacağımız maddi tedbirler yanında belki de Allah'ı bize kazandırıcı en güçlü tedbir, var olan imkanlarınızı olmayan kardeşlerimizle paylaşmalar. Bu anlamda ülkemizde vefa organizasyonu var. Bunun değerlendirilmesi lazım. Bununla birlikte yine sosyal yardımlaşmaya yönelmiş kimi kurum, kuruluşlar var. Onlar vasıtasıyla zayıflar kimler, miskinler kimler, yetimler kimler, onlara yaklaşmak lazım. Aleyhisselam, arzu ettiğiniz şeylere ulaşmak, korktuğunuz şeylerden emin olmak istiyorsanız, yetimi kendinize yaklaştırın der. Başını okşayın, sofranıza alın, miskini doyurun, zayıfı gözetin. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o musibet karşısında Cenab-ı Hakk'ın size sağlayacağı yardımını da kazandıracaktır. Çünkü ikisi de Allah'tandır. Hem musibet hem yardım. Bunu böylece anlattıktan sonra şimdi Meryem suresinden demiştik. Meryem suresinin daha önce 70-71. Ayete kadar olan bölümü paylaşmıştık konferanslarımızda, sohbetlerimizde. Ancak canlı yayın olduğu ve yeni bir kitleye muhatap olduğum için geldiğim yere kadar olan bölümü ana hatlarıyla tekrar etmeyi uygun gördüm. Mümkünse dikkatli dinleyerek bize rahmet sağlayacak diye Allah'ın öğrettiği bu surenin Cenab-ı Hakk'ın yani Allah'ın, Rabbimizin biz kullarına kazandırmak istediği hasletleri edinmeye çalışalım. Bu özet biraz hızlı bir özet olacak ama dikkatli dinlenirse zannedersem yeni geleceğimiz bölüme kadarki olan ayetlerden hayatımıza çıkacak, rehber olacak, ölçü olacak bir takım bilgiler ediniriz. Eğiteni, öğreteni Allah'ın olduğu bir insandır mümin. Eğiten ve öğreteni Allah olan bir insandır mümin. Neyle bunu sağlar? Kur'an'la sağlar. Kur'an yok, adınız mümin. Sakın böyle bir pozisyona rıza göstermeyelim. Çünkü bir gün gelecek, ismi kalacak, içi gidecek dediği Efendimiz Aleyhisselam'ın din namına aldığımız, iddia ettiğimiz, sözünü ettiğimiz tanımlamaların eğer içi yoksa, içeriği yoksa, sözün kendisi, ismin kendisi bize yetmeyecektir. Bu, kıyamete muhatap insanın hali ahvalidir. O nedenle olayı
bilince dönüştürmek için bilgiye başvurmamız lazım. Bilgi için Allah'ın indirdiği kitaptır kaynak. Ve o kaynağın 19. sırasındaki surenin adıdır Meryem suresi. Şimdi o surenin huzurundayız. Aslında şu anda sıklıkla beraber olduğumuz aile içi ilişkilerde her birimizin aldığı, alması gereken rolü surenin giriş bölümü uzunca anlatır. Bir baba rolü ortaya koyar, anlatır. Bir evlat rolü öğretir bize. Bir bayan rolü öğretir bize. Bir o bayanın yine çocuğu, evladı rolünü anlatarak devam eder. Sonra yine ailede kardeş rolünü anlatır. İlişkileri Cenab-ı Hakk'a göre doğru tanzim etmenin peygamberler üzerinden örneklemeleri yapılarak aktarılır. Peygamberler üzerinden örneklemeler yapılır. Önce Zekeriya Aleyhisselam. Zekeriya Aleyhisselam Hazreti Yahya'nın babası. Aynı zamanda salih bir eştir. Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hak'tan aldığı ağır bir peygamberlik sorumluluğu altındadır. Peygamber deyince bir kitle aklımıza gelmeli. Çünkü o kitleye Allah'ın hayat düzenini iletmekle görevli bir insandır. İletmek derken teorik bir bilgiyi alıp aktarmak anlaşılmayacak. Ya aynı zamanda bunu yaşayarak gösteren, göklerde olan hakikatleri yerde yaşanabilir hakikatler olarak ortaya koyan ağır bir sorumluluğu vardır peygamberlere. Zekeriya da onlardan birisidir. Bir eştir, evin reisidir ve öncelikli sorumlu insandır. Hem ev içi ilişkilerde hem ev dışı ilişkilerde. Peki bölümde bize anlatılan nedir? Bölümde anlatılan Hazreti Zekeriya üzerinden. Bir mümin sadece yaşadığı dönemin sorumlusu değildir. Bir mümin bırakıp gittikten sonra geride bıraktığı toplumdan da sorumludur. Yani toplumun geleceğinden, nesillerden de sorumludur. O nedenle Hazreti Zekeriya'yı bir dert kaplamıştır. Bir tasa almıştır. Ve Ya Rabbi diyerek divana durmuş, Allah'ım bu sıkıntıyı nasıl gidereceğiz diyerek yol arayışına girmiştir. Geleceğimizi nasıl senin vahyinle, öğretileninle tanıştırırız? Nasıl kolayından ve en doğru şekilde gelecek nesillerimizi seninle buluştururuz derdine düşmüştür. Bu derdi bize miras bırakmıştır. Bu dert Allah'ın rahmetini Zekeriya'yı kazandırmış ve bu dertten dolayı Allah'ın bağışladığı rahmet ona Yahya olarak gözükmüştür. Yahya ona bir peygamber evlat olarak verilmiş. Yani ikinci sırada Hazreti Yahya var. Yahya Aleyhisselam Zekeriya'ya rahmettir. Peki nedir Yahya Aleyhisselam'ın bize öğrettiği? Ve o öğrettiği üzerinden hak edeceğimiz rahmet nasıl gelecek bize? Çünkü sureye eğer bir tanımlama yapmak gerekirse rahmet suresi diyebiliriz. Bu sureye. Bu sureye bir tanımlama yapmak gerekirse bizi peygamberler cemaatine katacak özellikleri anlatan sure diyebiliriz. Eğer bu sureye bir isim vermek gerekirse, farklı bir isim vermek gerekirse bu sure Müslüman ailenin prototipini oluşturmaktadır. Müslüman ailede her bir insanın oynaması gereken rolleri öğretir. Bu açıdan Yahya Aleyhisselam'a vardık. Yahya Aleyhisselam'da bize öğretilen nedir? Evet, bir nesli inşa edecekseniz, bir nesli geleceği Allah'la kolay ve hak ölçüler doğrultusunda buluşturmak istiyorsanız bir kaynağa dayanmalısınız. Hazreti Yahya bize o kaynağı öğretir. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvve. Ayet 13. Ey Yahya, kitaba
ciddiyetle sarıl. Onu önemse. Allah onu göklerden sana, hayatına düzen olsun diye indirdi. Sarıl. Oku. Anla. Öğret. Yaşa. Ki rahmete kavuşasın. İşte bunu öğretti bize Hazreti Yahya aleyhisselam. Ardından Meryem annemize geldi sıra. Meryem annemiz bir bayan örneğini ortaya koyar. Bir bayan tek başınadır. Tek başınadır. Evli değildir, yalnız yaşar. Evli değil ve yalnız yaşar. Böyle bir bayan acaba hayatını Allah'la nasıl buluşturur? Buluşturduğu zaman ilahi rahmeti hak ettirecek, ilahi rahmeti kazanacağı nasıl bir örneklik oluşturabilir? İşte Meryem annemiz üzerinden bu bize anlatılır. İki konuya hasreten dikkat çekilir. Bir, Allah'a adanmışlık, hayatı Allah'a yönelik yaşamak. İki, haya ve iffet. Meryem'den bunu öğreniyoruz. Anlatılan özellikler her birimizin ya ben de bunu yapabilirim diyebileceğimiz kolaylıkta, sadelikte olması çok önemlidir. Bakın anlatılan özellikleri her birinizin ben de bunu yapabilirim diyebileceği kolaylıkta ve sadelikte olması çok önemli. Şimdi hangi biriniz şunu diyemez? Ben hayatı Allah'a yönelik yaşayamam. Ve ben hayatımı, iffetimi koruma konusunda acizim. Hayır. Bunu hepimiz yapabiliriz. İrade ve kararlılık lazım. Bunu da sağlayıcı iman lazım. Hazreti Meryem üzerinden bu anlatılır. Ondan sonra Hazreti Meryem'e rahmet olarak gönderilen İsa'ya sıra gelir aleyhisselam. İsa aleyhisselam. Kimdir o? Bize kimlik öğreten peygamberdir. Kimliğimizi bize öğreten peygamber. Senin adın ne? Benim adım Allah'ın bana verdiği addır. Yani Abdullah'dır. Ben Allah'a nispet olunduğum oranda varlığım bir anlam taşır. Cenab-ı Hak'la olan ilişkim oranında varlığımın bir manası, bir kıymeti vardır. İşte o ilişkinin ismi Allah'ın kulu manasına gelen Abdullah'dır. Hazreti İsa bize kimliğimizi öğretir. Bu kimlik neyle dolar? Eteniyel kitap, kitapla dolar. Başka bu kitap, bu kimlik pratik uygulamalarla kendini ispat ettirir, destekler, güçlendirir. Pratik uygulama nedir? Anaya hürmet diyor. Çünkü babası yoktu. Namazı adam gibi kılmak, Allah'ın tam da istediği gibi kılmaya gayret etmek. 3. Bende olanı olmayanlarla paylaşmak, paylaşırken minnet yüklememek, başa kalkmadan vermek. İşte bu İsa Efendimiz'den öğrendiğimiz hasletlerdir. Niye öğreniyoruz ki bunları? Tekrar başa dönelim. Biz rahmete muhtaçız. O rahmeti hak etmek istiyoruz. Hak etmek için, hak etmiş olarak Allah bu peygamberler üzerinden bize bir takım hasletler öğretir. Siz de koyulun bu hasletleri elde etmeye, size de rahmet edeyim der adeta. Ve bir diğer örnek, 5. örnek, Hazreti İbrahim aleyhisselam. Bir ailede yaşıyor orada. Babası var, anası var. Ama babası Cenab-ı Hak'tan ilişiğini kesmiş, Allah'a ortak koşmuş. Ortak koşmayı kurumsal bir hale dönüştürmüş. Yani put yapmaktan sorumlu bakan makamında önemli bir yerde bulunuyor. Put yapıcı bakan. Hazreti İbrahim kimdir? Put yıkan peygamber. Şimdi aynı ailedesiniz. Bir taraftan bakarsınız babamız. Diğer taraftan bakarsınız müşrik bir insan. İnancınıza taban tabana zıt. Ama İbrahim aleyhisselam üzerinden Allah hem babalık makamını koruyucu çok hassas bir
tavır öğretiyor, hem de inancı koruyucu, çok nazik, hassas, kibar bir yol gösteriyor. Ne babalık makamı zedeleniyor, ne inanç zedeleniyor. Hazreti İbrahim üzerinden bu anlatılır. Ve İbrahim, Cenab-ı Hakk'a karşı sıdkının sadakatini, bağlılığını ispat etmiş bir peygamberdir diye tanımlanır. Ondan öğrendiğimiz sıddıklıktır yani. Sadakattir Allah'a. Tam bağlılıktır. Doğru bağlılıktır. Sonradan Hazreti Musa'ya gelecektir sıra. Musa Aleyhisselam bizlere ihlas abidesi bir insan olarak tanıtılır. İhlas ne? Her müminde olmazsa olmaz bulunması gereken bir özellik. Yani ne yaparsanız Allah'a, Allah'a ne yaparsanız katıksız, hiçbir leke olmadan, başka hesaplara girmeden, başka amaçlar gütmeden, başka menfaatlere gönül indirmeden, ille de Allah ve sadece Allah. İhlas budur. Bunu Cenab-ı Allah Hazreti Musa üzerinden bize anlatır. Yani niye Musa üzerinden? Musa'da ihlastan başka bir haslet yok mudur? Vardır. Ama dedim ya, bizim yapabileceğimiz ve yapmamız gereken özellikleri Allah peygamberler üzerinden anlatır ki şunu demek ister sonuçta. Aslında hepiniz kervan olarak peygamberlerin kervanına dahilsiniz. Ne üzerinden? Bu hasletler üzerinden. Geleceğinizle ilgili sorumlu yaşayın. Geleceğinizi düşünün, neslinizi düşünün. Kimliğinizi doğru belirleyin. Kimliği belirleyici olarak kitaba sarılın. Allah'ı, Cenab-ı Hakk'ı hayatın merkezine alın, kendi hayatınızı ona yönelik yaşayın. Meryem annemiz. Ve sonra kimliğin içini dolduran fiili eylemler, namaz, zekat ve hürmet. Büyüklerimize hürmet. İşte bunları yaptığımız zaman peygamberler uçuk kaçık bir topluluk değil. Ulaşılmayacak insanlar değil. Bizim peygamberlerin halkasına katılma şansı gibi çok önemli bir imkanımız var. İşte o imkana sahip kılıcı bir bölüm olarak Meryem suresinde bilgiler veriliyor. Bu hasretler üzerinde. İhlas Hazreti Musa üzerinden verildi. O hem Resul hem de Nebi'ydi. Yani bir özelliğimiz daha, bir sorumluluğumuz daha. Tıpkı Musa'nın yaptığı gibi. Nedir o? Şu anda size 19. mektubu okuyorum. Allah'ın mektuplarından bir mektup. Siz de evdekileri okuyacaksınız. Siz de sesinizi duyan insanları okuyacaksınız. Siz de sorumlu olduğunuz kitleleri okuyacaksınız. Yani mektubunu Allah'ın gerçek emanetçilerine taşıyacaksınız. Böylece Musa'ya yaklaşacaksınız. Halkasında yer bulacaksınız. O Resul'dü ve bir de Nebi. Nebi, insanlar için en öncelikli mevzular, uyarılar nelerdir? Dikkatlerini mutlaka çekmemiz zorunda olduğumuz konular nelerdir? Onlarla ilgili Cenab-ı Hakk'ın kitabından bölümleri paylaşmaktır. Evet, bütün bunlar üzerinden Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın rahmetine neyle ulaştı? Allah onu kendine yaklaştırdı. Allah onu kendine yaklaştırdı. Allah'ın özeli oldu. Ve abisi Harun'u ona yardımcı olarak görevlendirdi. Darda, sıkıntıda, yolun çetinliğinden kaynaklı bir takım zorluklarda bulunabiliriz ama yardımsız değiliz. Hazreti Musa'da olduğu gibi işimizi katıksız Allah'a yapalım, Allah'ı kazanalım. Yolda cefayı var kılan da, sefayı var kılan da Allah'tır. Cefayı kaldırır, bizi nimete, bolluğa, esenliğe, emniyete kavuşturur. İhlas sayesinde, Allah'ın mektuplarını topluma taşıma sorumluluğu sayesinde. Ve bir sonraki peygamberin adı Hazreti İsmail'dir. İsmail Aleyhisselam üzerinden rahmet bize aktarılır. Rahmeti neyle kazanacağımız öğretilir ve şu vasıflara dikkat çeker Allah.
İsmail Aleyhisselam biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in evlatlarındandır. İshak ve İsmail. İsmail Aleyhisselam Hazreti İbrahim'e Allah'ın rahmet hediyesidir. Gösterdiği sadakatten dolayı, gösterdiği sadakatten ve izlediği dengeli yoldan dolayı ne inancı babasına hakaret etmeye yol açmıştır, ne babalık makamı inancında bir zafiyet oluşturmamıştır. Her ikisini de dengeli tutmuştur Hazreti İbrahim ve ona hediye olarak Allah İsmail'i verdi. İsmail üzerinden ne anlatılır? Sadıkal vaat. Öyle der Allah. O sözünün eri bir insandır. Yani ey son iman eden kullarım, Hazreti İsmail'den öğrenin söze sadakatin ne kadar kıymetli olduğunu. Sözde durmanın ne kadar önemli olduğunu Hazreti İsmail'den bilin. İsmail gibi büyük bir zatı tanımlarken sadece bu özelliği de tanımladım. Çünkü bu ona yeter bir kıymettir. Sadıkullah. Bir de o ailesine karşı duyarlı, onları da öğütleyen, onlara da hak yolunda rehberlik yapan bir insandı. Ve son peygamber Hazreti İdris Aleyhisselam'dır. Hazreti İdris Aleyhisselam, Cenab-ı Hak onu sıddık bir peygamber olarak tanıtır. Hem sıddıktı hem nebiydi. Sıddıktı, Allah'a sadakati tamdı. Bağlılığı tamdı. O, Cenab-ı Allah'a kulluk yaparken imanı bütün imanın hakikatlerine riayeten kulluk yaptı. Bu ne demek? Yani ona lütfedilen bir nimeti gördüğü zaman lütfeden Allah'ı unutmadı. Ona gelen bir belayı gördüğü zaman o belayı göndereni unutmadı. Belaya değil gönderene baktı. Nimete değil gözünü kalbini o nimeti gönderene dikti. İşini Allah'la yaptı. Sebepleri ortadan kaldırdı. Sadık, sıddık insan bu özelliğin hakkını verendir. İşte İdris Aleyhisselam'dan da Allah'a sadakati öğrendik. Ve bunun sonrasında bütün peygamber ailesinin ortak bir hasletini anlatır, bölümü bitirir Allah. Bölüm 58. ayetle biter. Meryem 58'de biter. Peki ortak özellik nedir? Allah'tan bir mesaj duydukları zaman asla duyarsız kalmaz. O mesaj onlardan, kullarından ne istiyorsa Allah hemen o işi yapmaya koyularak onları secdeye götürür. Yani Allah emretti mi akan sular durur. İtaata hazırdırlar. Emri yerine getirmeye hazırdırlar. Bu işi yapmak üzere hemen fiiliyata geçerler. Eyleme geçerler. Koyulurlar işe. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman anlar ve anladıkları hakikatlerin gereğini yapmaya yönelirler. Yaparken duyguları da bedenleri de Allah'la beraberdir. Onlar secdeye kapanır ve secdede gözyaşı dökerler. İşte böyle anladık ayet. Sonra bizler geldik. 59 ve 64. ayetlerde Allah bizleri anlatıyor. İki sınıfa ayırıyor bizi. Bir sınıf duyarsız kalmış, sırt dönmüş. Allah Zekeriya'dan mı bahsediyor, Yahya'dan mı bahsediyor, İbrahim'den mi bahsediyor, Meryem'den mi bahsediyor, İsa'dan mı bahsediyor? Bunların hiçbir kıymeti yok diye adeta artlarını atmışlar. Cenab-ı Hak geçmişi mi anlatıyor, geleceği mi anlatıyor, hali mi anlatıyor, hiç kıymet vermemişler. Böylece Allah'ın öğretilerine değil, kendi arzu ve isteklerine uymuşlar. Bir sınıf bu, bir bu. Peygamberlerden sonra gelen bizleri Allah ikiye ayırmış, bir grubu ilahi öğretilere sırt dönen grubu. Diğer grup nedir peki? Diğerleri ise, evet, diğerleri
Cenab-ı Hak indirdi mi? Şimdiye kadar habersiz miydin? Bundan sonra artık duyduğum bu hakikatlerin gereği neyse yapmaya hazırım deyip Allah'ın yoluna tekrar dönüş yapan kimseler. Hatalarından dönenler yani. Terk ettikleri hak hakikat yoluna tekrar rücu edenler. Dönüş yapanlar. Tövbe edenler. İşte bunlar Allah'a güvenir. Güvendikleri Allah'ın onlara dünyada da ahirette de esenlik vereceğine tam mutmaindirler. İman eder ve imanlarını imana uygun amellerle desteklerler. İşte bir grupta bu. Peki bunların karşılıkları nedir? Karşılıkları ahiret. Göreceğiz burada. Dünyada rahmet, ahirette cennet. Dünyada Cenab-ı Hak'tan habersiz yaşayanlar, ahirette zahmet ve azap. İşte onlara öncülük eden fikir babalarıyla birlikte kitleler diriliş günü tekrar ayağa kalkacaklardır. Hayat kazanacaklardır. Allah hesaba çekecektir. Hesaba çektiği kimseleri eğer cezaya müstahaksa ceza yeri olan cehenneme gönderecektir. Eğer Cenab-ı Hakk'a sadık yaşamış peygamberler kervanının arkasında hayatı sürdürmüşlerse, o öğretilerle yaşamışlarsa, düzen oluşturmuşlarsa, ilahi düzen, işte onun karşılığı olarak cennete alınacaklardır, der Cenab-ı Hak ve 72. ayete kadar olan bölümü böylece bitirir. Bundan sonraki bölüm 72. ayetten devamı olan bölümü önümüzdeki hafta Allah nasip ederse yine huzurumuzda paylaşmış olacağız. Cenab-ı Hak bizi bu afetten muhafaza eylesin. Bütün milletimizi, bütün İslam alemini muhafaza eylesin. Varsa hastalarımıza acil şifalar versin. Yoksa hastalarımız onları hastalıktan korusun. Kendisine Allah'ın kendisine iman etmeyen diğer kullarına da Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Onların da hastalıklarını hidayete vesile kılsın, hasta olanlarını. Allah onların da sağlıkta olanlarını hidayetle buluştursun, bunu bir ibret konusu kılsın inşallah. Değerli kardeşlerim, bu programımızla ilgili özel bir bilgiyi de paylaşayım. Programımızı dinleyen kardeşlerimiz için ilk 5 sırada olan kardeşlerimize bir hadis seti, roman boy, hadis el kitabı diyebileceğimiz her birisinin içerisinde biner hadisin bulunduğu, yaklaşık biner hadisin bulunduğu bir hadis seti kitabı hediyemiz var inşallah. Böylece sohbetimizi bitirmiş olalım. Tekrar Cenab-ı Hakk'a hamd edelim. Kardeşlerimizin isimlerini okuyorum. Özür dilerim, yeni fark ettim. Hasan Köroğlu Avukat diye yazmış. Sibel Keskin. Okuyamadım devamını. Sibel Keskin. Adem Din. Sabri Yusufoğlu. Meral Salvan. Bunlar hadis setimizi kazanmış olan kardeşlerimizdir. Bu benzeri ikramlarımız inşallah bundan sonraki programlarımız içinde devam edecek. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.